Koz Altın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar, mutlu haftalar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni haftaya başlarken ekonomi gündeminde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Hocam günaydın, iyi haftalar. Günaydın Barış. Hafta bankalar açısından pek de aslında iyi başlamıyor. Rekabet Kurulu kararını verdi, bankalara ceza yağdı. Ama aslında en düşük oranda ceza. Buna rağmen bankaların itirazları var. Konuyu yargıya taşıyacağız dediler. Toplam ceza 1.116.957.468.76 lira. Kuruşuna kadar söyleyeyim. Siz nasıl okuyorsunuz bu cezaları? Size göre kim haklı? Piyasalar üzerinde bugün nasıl bir etkisi olur? Evet, ben nasıl okuyorum? Ben senin kadar iyi okuyamıyorum. Yani çok güzel okudum. 1.116.957.468.76 lira. Evet. Evet, bugün gazetesinin manşetinde de, daha doğrusu web sitesinin manşetinde de önemli bir haber var. Şok gelişme, daha doğrusu bankalar için yeni gelir kapısı, vatandaş da şokta şeklinde. Evet. O habere açtığım zaman Barış, Ünsal Ban, sevgili Ünsal Ban yazmış. Bankadan içeri girmek de ücretli olur mu diyor. Garibinize gitmesin, evet bir o kaldı diyor. Şimdi ATM'den para çekerken de galiba para ödeyeceğiz artık. Geçen hafta öyle bir haber vardı. Bankanın ismini vermiyor ama onun genel müdürü aynen şu ifadeleri kullanıyordu. Siz babamın oğlu değilsiniz ki kardeşim. Tabii ki her şey için para alacağım. Aynen bu ifadeyle. Evet. Yakında ATM'den para çekmek de aslında paralı olabilir. Sonuçta bu ATM'nin de bir masrafı var, maliyeti var diyor. Evet. Tabii ki öyle konuşur. Haklı adam. Çünkü nasıl olsa hiçbir başka banka bu kararı onaylamamazlık etmeyecek. Biri başlatacak, diğerleri de tabii devam edecek. Aynen. Çünkü ondan kesin emin. Öyle olmasa başka bir banka da aynı şey uygulamayı yapmayacak olsa bu kadar rahat konuşabilir mi? Yani bu ne kadar itici geliyor insana, değil mi? Yani aynı konuşmayı ben de duydum. Evet. Babamın oğlu değilsiniz ki tabii, ya elbette ki para alacaksın. Sen de benim babamın oğlu değilsin ama benim paramı kullanıyorsun yani. Evet, sen de benim babam. Evet, aynen öyle. Bir kuruşa, bir kuruş. Bak şu KMH hesaplarını lütfen sevgili seyirciler, herkes şu KMH hesaplarını kapatsın. BDDK Başkanı bu konuda gerçekten o da muzdarip. Sayın Muhkim Öztekin bu hiç gündeme getirilmiyor dedi. Onunla Ankara'ya gittiğimde görüşmemiz olmuştu. Hı hı. Ve asıl bu gündeme getirilmeli diyor. Ya böyle bir şey yok. Şu KMH dediğimiz, yani kredili mevduat hesabı, paranız yoksa hesapta rahatlıkla para kullanabiliyorsunuz hesabı. Tamam mı? Burada inanılmaz bir vurgun var. Evet. Şimdi Allah'tan artık sen imzalamadan açamayacaklar. Biliyorsun sana herhangi bir hesap açtıklarında otomatik açıyorlar. Tabii, tabii. Kapattırana kadar canım çıktı. Çünkü bir kuruş bakiye, eksiye geldiği anda orada faiz hesaplamıyor, minimum bir ücret alıyor. 1 lira. Yani bir kuruşa 100 kuruş, 100 katı, tamam mı? Evet. Senden hemen şeyi kesiyor. Öbür taraftan 50 lira, 100 lira bakiye eksiye düştüğü anda onun hesapladığı aylık %5'e geliyor. Yani 5 lira. Bir de onu günlük şey yapıyorlar. Tabii, tabii, çok ciddi bir faiz var orada. İşletiyorlar. Sadece buradan, yani bu boş yere adamlar şey demiyor, işte otomatiğe bağlayın falan filan demiyor. Elbette ki babaların oğlu değiliz ama insanlar kör de değil yani. Dolayısıyla buna baktığın zaman, şu uygulamalara baktığın zaman diyordum ki ya bir tane banka çıkıp da niçin ben hesap işletim ücreti almıyorum demiyor dese bütün piyasayı alıp götürecek. Yani insanlar, gerçi bir de şeyimiz var biliyorsun, mecburuz. Yani banka seçemiyorsun. Tüketiciler Birliği Başkanı bir şey yazmış, bu basın açıklaması vermiş. Çok doğru söylüyor. Banka seçme hakkın var mı? Yok. Senin kurumun kiminle anlaşmışsa oradan gidiyorsun. O aynen bankadan öyle alıyorsun. Evet. Tek bir bankayla çalışamıyorsun. Daha önce sen başka bankada hesap açtırmışsın. Dolayısıyla bu şekilde gidiyor. Şimdi Rekabet Kurulu'nun kararına, işte Rekabet Kurulu bir sürü delil incelemiş. Sonuçlara bakmış.
buradan bir hüküm vermiş. Hı hı. Ve aynı zamanda da gelen çeşitli sinyaller üzerine bence daha yüksek bir ceza gelecekti. Fakat bu engellendi. Orada özellikle Sayın Babacan'ın açıklamalarının etkili olduğunu düşünüyorum ben. Yani bankalar itibar kurumudur. Ya bunun itibarla ne alakası var? O zaman soyulalım hep birlikte. Bankalar itibar kurumu, rekabet bir araya gelsinler. Sen hesap işletim ücretlerini aynı belirle. Ondan sonra bak faizlerde şey yapmayabilirim. Yani mevduat faizinde birlikte hareket var. Evet. Çünkü şimdi göstereyim ben sana önümüzdeki programdan yani software'den şu an hangi banka mevduata ne uyguluyor diye birbirinden ayrılan bir tane yani 50 bas puan ayrılıyor 6 ile 6,5 arasında ötekinden hesap açtırdığında onun hesap işletim ücretiyle o da zaten faiz şeye geliyor aynı hesaba geliyor. Mevduat faizlerinde var kredi kartı ücretleri aynı şekilde. Diğer bütün bu ücretler, komisyonlar öyle bir belirleniyor ki rekabet olsa şimdi bak cep telefonlarında biliyorsun GSM şirketlerine de ceza yağmıştı. Evet doğru. Öyle değil mi? Cep telefonunu şu an ne yapabiliyorsun? Numara taşıma sistemi geldikten sonra daha önce biz ne paralar ödemişiz bu iletişime? Yani maliyetin ne kadar üzerinde paralar ödediğimiz bugünkü faturalardan ortaya çıkıyor. 25-30 liraya şu an yok 2000 dakika konuşuyorsun. Bilmem 500 SMS. Öteki kaç GB internet veriyor sana. Bunları kullanabiliyorsun. Hı hı. Ve hala da oradan kar ediyor. Bunu da açıkça görüyoruz zaten şeyden. Borsadaki şirketlerin bilançolarından çok net bir şekilde görüyoruz. Bankalar bugüne kadar gerçek bir rekabet ortamında eğer olsalardı ne bu kredi kartı ücretleri kalırdı, ne de o KMH faizleri kalırdı, ne de o hesap işletim ücretleri kalırdı. Hiçbirisi kalmazdı. Bir banka çıkar, çok da güzel uygular ve oradan aldığı kaynağı satarak, çünkü paranın, bankanın temel para kazanması, parayı alır ve satar. Evet. Bugün aldığı an hemen bugün satmak zorundadır. Bu şekilde kazanırdı. Bakıyorsun %15-17. Yabancı ülkelerde de böyleymiş. Yok efendim böyle bir şey. Yani yabancı ülkede senin haberin olmadan kimse seni sigortalayamaz. Şimdi yayından önce konuştuğumuz mesele işte dedim ya hocam size hani ben bilmiyorum siz daha iyi biliyorsunuz mutlaka. Dünyanın herhalde bankacılık sektörü açısından en karlı ülkesi Türkiye diye düşünüyorum. Evet. Yani diğer ülkelerde böyle mi bu işler? Yani diğer ülkelerde ya Barış, mesela vallahi, ATM'den para çekme konusunda ya böyle bir şey var mı ya? Oluyor mu? Böyle, şeyler, böyle bir şey var. Bana bir tane ülke göstersinler. ATM'den para çekince ücret alan bir tane ülkede şimdi bir tane işte banka göstersin. E-posta izleyicimizin attığı mesaj. Adamlar, daha doğrusu özür dilerim, sizin okuduğunuz Haber Gazetesi'nden, bizim bugün gazetesinden, bu kapıdan geçsek bile hani para vereceğiz şeyi. Onun detayında bir vatandaşın yaşadığı olay var. Tesadüfen ortaya çıkıyor. Daha önce konuşuldu bu. Banka kredi kartı ve diğer borçlara ilişkin mesaj atıyor size. Bu SMS ile olabiliyor, işte e-posta ile olabiliyor. Bunun için sizden 5-6 lira para alınıyor. Diğer duyurularıyla ilgili de para alıyorlar. Aynen. Yani öyle enteresan bir durum da var. Mesela bana geliyor işte dün evde otururken küt diye bir bankadan mesaj geliyor. Ivır zıvır bir şey, bir kampanya yapmışlar. Hiç de ilgilendiğim bir şey değil. Okumadan dahi siliyorum. Ama sonra ortaya çıkıyor ki onun için benden para kesiyor. Şimdi bu nasıl bir sistem? Ya şimdi artık bunun adı artık kesinlikle soygunculuk haline geldi. Yani soygunculuk oldu bunun adı. Emin ol sadece bu yüzden insan şey diyor. Ya şuradan bak çok basit söyleyeyim. Kredi kullanan biri 5000 lira kredi kullanacak. Tamam mı? Bilmiyor ki vatandaş. Kredinin geri ödemesi var. 5000 lirayla toplama bakıyor. Diyor ki ben 5000 lirada atıyorum 250 lira veya işte 500 lira neyse bir faiz ödeyeceğim diyor. O faizine bakıyor. Halbuki bankaların çıkarttıkları çok farklar var bankalar arasında. Ama vatandaş bunu bilmediği için uygulayamıyor. 5000 liranın önce adam senden faizini çatır çatır tabii söküyor. Sen 8. ayda borcu kapatmak istediğinde hala 3000 lira borcun var. Aynen öyle. Yani veya ev kredilerinde bu böyle. Hani bankalar sizi nasıl kazıklıyor diye bir şey yazmayı düşünüyordum. Hani bu finans, hani finansal matematik diye bir şey yazsam kimse alıp okumaz. Halbuki bu hesapların nasıl yapıldığını anlatan bankalar sizi nasıl kazıklıyorun hesabını yapıp kredi çekerken kardeşim şu tabloyu uygulayın. Alın şu programı şuradan indirin şu Excel'i. Şuraya yazın kredi miktarınızı. Bakın siz ne kadar faiz ödüyorsunuz gerçekte. Bunu görün. Efendim hiç faiz maiz yok. Geçen bir bankanın reklamı vardı.
10 bin lira veriyoruz, faiz sıfır. Ya bu kadar da artık yanıltıcı olamaz ki ya. Yani bu kadar. Senden 10 bin lira veriyor. 500 lira bilmem ne alıyor. Yani bilmiyorum alıyor mu almıyor mu da. Ayrıntısına bakmadım. Faizi senin %1,5-2'ye geliyor. Bireysel müşterilerde %16'ları, 17'leri buluyor faiz. Şu an bankaya götürüp parasını yatırmaya kalksa %6 faiz. Aradaki marj spread çok yüksek. Bankanın rekabeti bozup bozmadığını anlamak için gidip de rekabet kurulunda uzman olup orada bir sürü dosyayı incelemeye gerek yok. Sadece rekabeti bozuyor mu bozmuyor mu iki bankada hesap açtır. Görürsün o zaman. Hı hı. Çünkü iki bankada aynı şekilde aynı maliyetlere katlanmak zorunda kalıyorsun. Efendim bir de şey oldu ya, yani kar, biliyorsun kar da dağıtmıyorlar bunlar. Hani sermayeleri güçlensin diye. Evet. Merkez Bankası Başkanı kredilerin büyümesini bir miktar %15'te tutacağım dedi diye ver yansın ediyorlar. Dünyanın en karlı yeri bu Türkiye, yani bankacılıkta. Efendim itibar kurumuymuş deniliyor. Londra'daki peki İngiltere'deki bankalara ne diyeceksin? Milyarlarca dolar ceza kestiler. Onların itibarı yok mu? Hocam şimdi... Hukuk her yerde hukuktur. Sen rekabeti bozuyorsan... Cezayı alırsın. Ya o zaman hükümetin burada tam aksi tutum takınması lazım. Yani Sayın Babacan'ın kalkıp... Biliyorsun Sayın Babacan'la ilgili olarak genellikle ekonomi görüşleri vesaire hep olumlu. Siz, evet. Ama bu son olayda çıkıp şunu söyleyecekti. Ne demek? Burada... Eğer bir rekabeti bozucu, tüketicinin hakkını engelleyici bir şey tespit edilmişse rekabet kurulu onu o cezayı istediği gibi verir. Hı hı. Bunu diyecekti. Yani vatandaşı koruyacağım ben işte kimsesizin kimsesi olacağım dediğiniz zaman o insanların orada 3 kuruş para kazanıyor. Ondan sonra hesap işletim ücreti diye adam asker çocuğuna gönderiyor banka hesabına 100 lira gönderiyor 50 lira hesap işletim ücreti kesmiş çünkü Oradan tak diye alınıyor. Olacak iş mi bu? Yani şunu söylemeye çalışıyorum Barış, burada rekabet kurulunu biz İbrahim Öztürk'ün bugünkü yazısını Zaman Gazetesi'nden okusunlar, yani çok güzel bir yazı yazmış. Sermayenin büyük kuşatması diye. %100 bu yazının altına imzamı ben atarım. Hocam yarın biz bugünün gündeminde konuşalım mı bunu? İbrahim Öztürk'ü çağırıp. Evet, ben İbrahim'i arayacağım. Paranın rotasında biz yarın bugün... sabah yine ekonomiye bakarız ama arkasından bugünün gündeminde siz de uygun olsanız. Bir de Tüketici Hakları Derneği'nden bir temsilci çağırmayı düşünüyorum. Bugünün gündeminde yarın saat 10'da oturalım konuşalım. Ben belki daha kısa bir vaktine katılabilirim. İlk 15-20 dakikasına Barış ama İbrahim Bey ve Tüketici Derneği Başkanı'na Görüşelim bugün. Şimdi çağıralım. Şeyi bir söyleyeyim ben. Burada İbrahim Öztürk çok güzel bir iddiada bulunuyor. Diyor ki biz diyor itiraf edelim diyor. Rekabet kurulunu diyor. Rekabetin gereğine inandığımız için değil Avrupa Birliği baskısı yüzünden yüzyılın sonunda mecburen kurduk. İlk başkanıyla de ilk yolsuzluk gelmişti. O başkan Mesut Yılmaz'la vekil yapılıp koruma kalkanına alındı. Şimdi CHP'de siyaset yapıyor diyor. Ve anlamında söylüyor. Rekabet kurulunu biz inandığımız için mi kurduk? Yani tüketiciyi korumak ve gerçekten onun haklarını mı? Öbür taraftan rekabeti bozan o kadar çok şey var ki fazla. Ama rekabet kurulunu ben gerçekten en azından cezayı verdiği için hiç olmazsa en düşükten verdi ama cezayı verdiği için kutluyorum. Hocam şimdi pek çok mesaj var. Bir aktarayım onlardan bazılarını. Mesela Necat Bey diyor ki ATM'den alınan slip'e de 50 kuruş alıyorlar. Oradaki o işte hani bir fiş bir şey istediğinizde ona da 50 kuruş para alıyorlar. Yurt dışından bir izleyicimiz diyor ki ben yurt dışında yaşayan biri olarak şunu açık ve net olarak belirtebilirim ki burada bankalarda masraf diye bir şey yok. Biz öyle bir şey bilmiyoruz. Sıfır diyor. Sıfır evet. Aynen öyle. Ben İngiltere'de 6 sene kaldım. Bir kuruş masraf alınmadı. Ben de yurt dışı seyahatlerinde uzun zamanlar kaldığım da oldu. Mesela 10-15 günlük oralarda kalmışlığım da oldu. O dönemlerde bankaları kullanmak durumunda kaldım. Aynen dediğiniz gibi ben hiç Türkiye'den bana para gönderildiğinde falan hatırlamıyorum bir masraf ödediğimi ya da oradaki ATM'de yok vesaire ya, bunu kullanırken. Bunu kim nasıl çıkartıyor? Yani bana getirsinler desinler ki İngiltere'de, Avrupa'da, Almanya'da, Amerika'da işte şu ücret alınıyor desinler. Amerika'da belki olabilir ama ben İngiltere'yi biliyorum, Avrupa'yı biliyorum. Böyle bir şey yok. Bu arada Ekrem Kala bir kampanyanın duyurusunu göndermiş. 14-15 Mart'ta Tüketici Hakları Derneği yargı kararlarına rağmen müşterilerden masraf ve aidat almaya devam eden bankalarla ilgili bir kampanya yapmışlar.
14-15 Mart'ta. Ha bir de yargı kararlarını uygulamıyorlar, evet. Onu da uygulamıyorlar, evet. Onu da uygulamıyorlar. O 14-15 Mart'ta bankaları kullanmayalım diye bir kampanya yani yapmış Ticaretçiler Derneği. Yani burada yargı kararlarını uygulamamak... Böyle bir keyfiyetleri de var, evet. Yani onu uygulamamak ne anlama geliyor Barış? Hocam yani, ben size daha ötesini söyleyeyim yani şimdi. Yani neye güveniyor? Bana bir mesaj geldi. Biz bu konuyu bir kere daha konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Aynen şöyle bir tehditvari bir mesajdı. Siz hangi cesaretle bu bankalar meselesini konuşuyorsunuz gibi bir mesaj. Ötesini ya söylemeyeyim. Ya ona bakarsan. Şimdi evet. Bir de böyle bir durumları var bunların. Evet, evet. Şey yapacaklar. Yani gerçekten ciddi anlamda işte ya burada Allah rızası için konuşsun herkes. Sayın Hüseyin Aydın, Bankalar Birliği Başkanı. İşin kötüsü 3 tane kamu bankası da burada şey. Ne olacak orada? Kamu bankası çok kâr edecek vesaire. Yani ben şundan bile şüphelenmeye başladım. Yani bu işi kamu bankaları başlatmış olabilir. Yoksa ötekiler tek başına o kadar cesaret edemeyebilirler. Edemez, ona güveniyorlar herhalde. Yani olabilir. Onun da incelenmesi lazım. Evet. Aydın Yağcı diyor ki hocam katılım bankaları masraf almıyor, çok da esnek çalışıyorlar, onları incelemek lazım. Bilmiyorum gerçekten öyle mi? Bir örnek de vermiş, ismini vermeyelim şimdi. Evet. Abdullah Aktürk de diyor ki bankalar sigorta işi, tatil işi, kuyumcu işi, emeklilik işi, her şeyi yapıyorlar, yapmadıkları şey kalmadı, yakında peynir zeytin satacaklar tezgahta demiş. O başka bir açıdan yaklaşmış. Hayır, senin haberin yokken sigorta yapıyor. Yapıyor. Benim başıma geldi işte yani. Bir sene sonra fark ettim tesadüfen. Çünkü ben o sırada başka işlemler dolayısıyla faiz alındığını düşünüyordum. Telefon ettim. Sizi şikayet edeceğim dediğim zaman şubeye, bir gün sonra geri yattı para. Evet. Herkes bunu yapmalı ama. Tabii mutlaka. Takip etmeli. Ruhi Sakman yaşadığı bir şey anlatmış. Bir bankadan söz ediyor. Orada diyor sizin o bahsettiğiniz kredili mevduat hesabı, hesabınıza para yatırmak istediğinizde gişeden alırsak ayrıca 30 lira ödersiniz. ATM'den yatırın deniyormuş şubede. ATM'ye gidiyorsunuz, orada da 5 lira kesiliyormuş. Yani 100 lira yatırdığınızda hesabınıza 95 lira geçiyor. Bu işlem günde yüzlerce kişiye yaptırılıyor. İşte böyle anormallikler var. Hayır, bir de işin şeyi tarafına bak. Hadi yargıya götürdün. Yargı kararını banka uygulamıyor ki. Yargı evet. Kararını uygulamıyorsa ne olacak? Yine kredi faizini gösterip astronomik işlem ücreti alıyorlar. Örneğin 10 bin liraya 0.49 faiz deyip 950 lira dosya masrafı, işlem ücreti işte alıyorlar. Bu resmi hayır, zaten işte hesabı elinde koyunca çıkıyor sana. Böyle örnekler devam ediyor. İzleyicilerimiz de hepimizin yaşadığı şeyler. İşte bu bankalarla ilgili valla ne olacak hocam? Sizin dediğiniz gibi bu işe el atacak olan herhalde bu işin başındakiler. Bak, sana bir şey söyleyeyim. Şimdi en azından şöyle bir şey var. Şunu kabul ediyorum. Bir şubenin masrafları var. Yani oranın elektriği var, orada çalışan insanlar var, o şube kar etmeye çalışıyor. Yoksa şube müdürü gider. Ne biçim bir hedefler veriliyor bir bilsen. O banka çalışanlarına gerçek anlamda, bakın bankayı diyoruz ama orada çalışanlar hep yardımcı olmaya çalışıyor. Çalışanlar ya onlar, nasıl bir stres altındalar. Evet. Yani vatandaşla karşı karşıya gelmemek için gerçekten ellerini taşın altına sokuyorlar ve bütün yukarıya olan tepkinin tamamını absorbe ediyorlar. Çünkü absorbe etmezse eğer o zaman işinden olacak. O kadıncağızlar, çoluğu çocuğu var. Akşam 8'e kadar orada bankada çalışıyor. Evet. Ve gerçekten de çok ağır şartlarda çalışıyorlar. Tabii, gerçek anlamda Çalışma Bakanlığı'na birisi dese ki bakın buradan iddia ediyorum. Şu an bizi bankada çalışanlar izliyor mu bilmiyorum. Dese ki benim giriş çıkış saatlerim şunlardır. İş güvenliğine göre, normal çalışma iş yasasına göre. Sen ayda 8 saat fazla mesai yapmak zorundasın. Ama ücretiyle. O da iki katı olmak zorunda saat ücretinin. Eğer giriş çıkış yaptığını ispatlasın. Yani şu saatte giriş yaptım, şu saatte çıkış yaptım bankadan. 7'den 8'den önce çıkan yok. Ve o insanları normal çalışma iş müfettişine başvurduklarında ciddi cezaları Çalışma Bakanlığı da veriyor. Bu şey ama hocam, bu sadece bankalarda değil, Türkiye'de özel sektörün birçoğunda böyle. Yani aynen. Sabah 6'da gidip gece 10'da gelenler biliyorum. Benim bir numara yakınımdaki insan eşim o durumda yani. Ya işte yani fazla mesai falan hani bak, olmuyor. Fazla mesai vesaire olmaz da. Şimdi ama bakıyorsun söylemlere bakıyorsun. O söylemler hani şu an işte kadın bir çocuk daha yapmak için işte izin süresi uzatılacak vesaire. Öyle değil mi? Tabii. Benim eşim çocuğunu doğurduğunda bankadan normal hakkı olan iznini aldıktan sonra nasıl bir ciddi baskı kurulduğunu bilebiliyor musun?
Doğru. Yani orada gittiği zaman, tekrar işe başlamak için gittiği zaman adeta böyle bir... Mobbing var değil mi ondan sonra? Ya muazzam yani. İnanılmaz. Zaten o yüzden yalvardım kendisine, ne olursun ayrıl şu işten diye. Bırak şu işi diye. Gerçekten. Evet. Şunu söyleyeyim. Sadece biz tüketici açısından bakıyoruz. Orada çalışanların doğru, haklarını doğru, da koruyacak öyle. Kimse yok aslında. Yani orada çalışan insanlara en ufak bir şeyimiz yok. Çünkü yok, hayır, sisteme tabii. Vermişler. Bilgisayar sistemi senin oradan gerekli kesintileri, her şeyi yapıyor. Evet. Yargı karar veriyor. Yargıya gidiyorsun. Yargının cezasını uygulamıyorum. O zaman yapacak hiçbir hocam, şey yok. Bu konuyla ilgili son iki mesaj daha okuyayım. Ondan sonra geçelim hemen piyasalara bakacağız. Aykut Ekşiler demiş ki banka tüketici konusunda hiç detaya girmeye gerek yok. Merkez Bankası'nın 2006'ya bir tarih sayılı tebliğini okuyun. Durumun ne olduğu açıkça anlaşılacaktır. Bu tebliğde tanılan keyfilik dünyanın hangi ülkesinde var diye sormuş. Bizim az önce bahsettiğimiz şey, dünyanın hiçbir ülkesinde hakikaten böyle bir keyfilik yok. Son bir şey daha söyleyeyim. Bu cezalar süreci durduracak mı diyor bir izleyicimiz de. İhlallere ceza neden bağlayıcı olmuyor? İşte az önce konuştuğumuz şey, yargı karar veriyor. Uygulanmıyor. Bak Hanna Ozan ne demiş? Ziraat Bankası Tüketici Mahkemesi'ni muhatap almıyoruz dedi demiş. Bilmiyorum öyle bir şey dedi mi? Evet. Ama dediyse de artık burada hukuk bitmiş anlamına geliyor. Evet. Diğer noktasına geçeceğim buradan Rekabet Kurulu'ndan. Hı-hı. Borsada biliyorsun Cuma günü saat borsa kapandıktan sonra Rekabet evet. Kurulu açıkladı. Fakat borsa kapanmadan önce 1000 puan fırladı borsa. Bir şekilde bu haberi aldı piyasa. Yani bankalara az ceza gelecek hı-hı. haberini aldı. Zaten yayınlarda da şunu ısrarla söyledim. O yazdığım köşe yazısı da arşivde var. Bir gün beklemediğim bir hareket oldu. Baktım piyasanın normalde geri çekilmesi gerekirken yukarı gitmeye başladı. Ah tamam dedim, yani o zaman bunlar haberi aldı. Yani burada düşük ceza verileceği haberini aldı. Piyasanın beklentisi bu. Bu yüzden yukarı gidiyor ve Cuma günü de tek bir tane kurum 20 bin not vadeli işlem sözleşmesi alıyor. Burada deli para yani. O 20 bin tabii. notu sen son yarım saatte, bir saatte alıyorsun. Böyle bir şey alıyorsun. Eminim Rekabet Kurulu Başkanı herhalde sızdıracak değil bunu. Ama orada kim varsa bu bir şekilde piyasaya bu haber geldi. Bu aşamadan sonra da şimdi şeye bakar mısın yani? Amerika'dan o sırada tam da işsizlik verileri geldi ve olumlu da geldi. Grafiği verelim arkadaşlar. Ha grafiği veremeyebiliriz. Çünkü ben verebiliyoruz değil mi? Tamam, ben yukarıdan bana şeyi sormadınız da. Yok hocam, Rona onu hallediyor. Rona hallediyor evet. Şimdi bak burada 5 dakikalık grafik. Buradan itibaren işlem miktarı hızla artıyor. Ve bir anda 82 bin seviyesinden, 82 bin 100 seviyesinden 83 bin 600-700'e geliyor. 1000 puan, 1500 puan burada bir artış var. Ve ne yapacaklar? Ha pazartesi piyasa açılacak. Rekabet Kurulu çok düşük cezalar verdi. Bankaların karları etkilenmez denilecek ve herkes hisselere saldıracak. Bu alanlarda beyefendiler de çakacaklar onların kafalarına bu hisseleri ve işte bu oyuna gelmesin yatırımcı. Ben eminim şöyle yapacaklar. Yani yüksekten açılır. Yeterli alıcı gelmedikçe de yukarı çekmeye devam ederler. Yeterli alıcıyı bulunca satış yaparlar, karlarını realize ederler. Bu da işin öteki tarafı. Yani bu da işin öteki tarafı. Bununla da Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgilenmesi gerekiyor. Hakikaten öyle bir sızma var mı? Şimdi bunu ispatlamak zor. Sermaye Piyasası Kurulu bunu açsa, yani gerçekten bir şey var mı diye incelemeye kalksa bir şey çıkartması zor. Yani adama dese ki sen niye aldın bunu? Ya piyasa yükseliyordu, ben de aldım. Herkes birbirine bakarak aldı. Herkes bunu söyleyecek. Evet. Ama en azından Sermaye Piyasası Kurulu'nun böyle bir şeyi incelemeye alması bile son günlerde yatırımcı güveninin yeniden tesis edilmesi anlamında gerçekten bence çok önemli Barış. Ve en azından bu aşamada insanlar daha fazla güvenecekler. Hocam o güven meselesi çok önemli. İşte önüme hala izleyicilerimiz sağ olsun onlar yaşadıkları şeyleri anlatıyorlar. Tabii hepsini okumamız mümkün değil ama öyle acayip şeyler var ki biz de yaşıyoruz bunları. Mesela Recai Uzun demiş ki bu güven konusunda. Ya Türkiye'de işte şu en zararlı, en sıkıntılı durum bu aslında. Bu adalete olan işte güven sarsılırsa her anlamda işte bu piyasalarla ilgili, bankalarla ilgili başka konularda. Diyor ki Türkiye'de hiçbir şeyde maalesef adalet yok ki, kim güçlüyse onun dediği oluyor. Güçlüler işte sokakta takır takır adam öldürüyor, çocuk yaralıyor, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıyor. Barış Bey haberleri sunuyor. Kaç kez tutuksuz yargılanma haberi okuyor, kaç kez tutuklama haberi okuyor demiş. Doğru. Yani hakikaten öyle. İşte bu kötü bir şey.
Bu bizim şimdi konuştuğumuz konuyla da ilgili. Bizim günlük yaşantımızın her yerinde maalesef bu adalet duygusu fena halde zedelenmiş durumda. Coşkun Sezer başka bir yerinden değilmiş. O da evet. Her baksana geçen gün tebliğ yayınlandı. Artık kırmızı toz biberin içine nişasta katılmayacakmış evet, yani, düşünsene, diyor. Böyle bir izin vermiş tamam. Zamanında. Bu yüzden zamanında devlet izin verdi mi bilmiyorum ama katıldığını haber alınca onu yasaklamış da olabilirler. Abi, o da enteresan. Kırmızı hocam, toz biberin içinde nişasta ne alaka? Bu normaldir diyor bankalar. Vallahi hocam şimdi futbol değil işte bankalar banka değil ne bileyim ya. Ben hakikaten sıkıntılar yaşanıyor ama. İbrahim böyle... Öztürk yazısında bak çok ilginç. Sen futbol diyorsun ya. Enseyi karartmayalım diye bir laf vardır ya. Enseyi de karartmamak lazım. Onu da söyleyelim de. İbrahim şey demiş. Futbola mı demiş? Evet evet. Diyor ki durum farklı diyor ülkemizde. Meydan sermaye için dikensiz gül bahçesine çevrilirken vatandaş eti senin kemiği verin tarzında piyasanın insafına terk ediliyor. Kentimizi sahipsiz hissediyor. Ülkemize ve kendimize yabancılaşıyoruz. İşte örnek demiş. Libor faizini vermiş o da zaten. Ve adalet örümcek ağı misali vatandaşın önünü kapatırken güçlüye diş geçiremiyor. Futbolda şike olayında olduğu gibi yeterince güçlüyseniz siz değil yasa değişiyor. Evet. Demiş. Doğru. Yani yeter. Yani işte bu Murphy'nin altın kuralı, altını olan kuralı koyar kardeşim. Evet. Bankalar konusunda da maalesef işte bu sıkıntılar yaşanıyor. Bakalım umarız tedbirler alınır diyelim. Hocam biz geçelim şimdi artık vaktimiz azalıyor. Son 15 dakikamız. Borsa analizine bir bakalım mı? Bundan sonraki yön neresi? Bu hafta ne bekliyorsunuz? Nasıl başlayacağız? Nasıl gideceğiz? Valla yüksekten başlayacağız. yaklaşık hani... Bir gün hariç borsa son 10 gündür yükseliyor ve zirveye sadece %3,5'luk bir yükseliş kaldı. Özellikle de bu yükselişin sonrasında yani dünkü cuma günkü yükselişin sonrasında borsa hani beklentilerden daha fazla gitti. Buralarda artık bir miktar durması gerekir. Hani benim alım yapılabilecek dediğim yer 76 bin civarıydı. 76 bin, 77 bin. Yani ondan önce de zaten satmayın, bekleyin. Çünkü genellikle 3-4 hafta sabır diyorduk. Geldi işte 83.500'e, 84.000'e. Burada artık biraz dinlenmesi lazım ama tahmin ediyorum açılış bir miktar yukarı olacak. Şimdi istersen şeye bakalım, grafiği verelim. Ve acaba vadeli işlemler borsası nasıl açılmış? Borsadaki açılışı sinyal verecektir. Arkadaşlar grafiği verebilirsek eğer vadeli işlemler borsasında açılış sonrasında çok hafif bir yukarı hareket var. Yani şu noktada açılıyor. Tam şu noktada açıldı. Kapanış seviyesi, cuma günkü kapanış seviyesi evet 103.97 idi. Ve şu anda da 104.36. Çok fazla bir hareket yok vadeli işlemler borsasında. Ben tahmin ediyorum piyasa açıldıktan sonra bayağı bir yatay gidecek genel olarak. Sonra bir miktar satış baskısı gelmesini bekliyorum. Yani beklenti gerçekleştiği için öyle bekliyorum ama tersi de olabilir. Başka bir haber gelir. Bu sefer bu haberle yükselebiliriz. O yüzden çok fazla yön konusunda bilgili değilim şu an. Dış piyasalara baktığımızda özellikle Dow Jones endeksi vadelileri kapanış seviyesinde, cuma kapanış seviyesinde. Asya'ya baktığımızda Asya'da aşağı yönlü bir hareket var. Nikkei yukarı gidiyor. Japon Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarıyla. Bugün piyasa yatay başlayacaktır. Ama şöyle birazcık yükselişi biraz sindirsin diyorum. Bir de bilanço açıklanma dönemi. Alım yapacak yatırımcılar araştırma birimlerinden, aracı kurumların mutlaka alım konusundaki önerileri oralardan alsınlar. Bence o zaman daha da iyi olacak. Bir de biz webinar yaptık. Dün akşam, pazar akşamı. Bunun videolarını bu akşam koyacağım. Orada bir Excel dosyası verdim. Bütün şirketlerin, bütün satış, kar durumlarını her şeyi bir tuşla görebiliyorlar. Orada zaten videolarda nasıl kullandığımız da anlatılıyor. Peki hocam, Turgut Çin de demiş ki endeksle ilgili bir yorumda bulunmuş. Endeksin ilk 86 bin hareketinde 80 bin üzerinde tarihi hacimler gerçekleşmişti. Cuma günü itibariyle tekrar 3.500 trilyon hacme ulaştık. Aynı bölgeye ikinci gelişte yine yüksek hacimlere ulaşmamız bizim için ilk ikaz olabilir mi? Benim beklentim yakında Amerika'da başlayacak faiz artırımı söylentileriyle endeksin zirve formasyonu oluşturacağı ve ikinci çeyrekte tüm dünya borsalarının düşüş trendine gireceği demiş. Evet, özellikle şöyle söyleyeyim. Daha önce hakikaten de
80 bin üzerinde tarihi hacimler vardı. Ama şu an hacmin düşük olması, yani yükselişteki hacim çok güçlü değil Barış. Şeyde, yani bak bu grafikte vereyim ben. Grafiği tekrar verelim arkadaşlar. Yükselişteki hacim son iki günde, yani son gün arttı. O da biliyoruz neden arttığını. Daha önceki tarihi hacimler yaklaşık olarak volüm 200, evet, burada tahmin ediyorum volüm, evet, pardon, bu şey endeks değil. Evet, şimdi endeksi açtık. Şu an çok fazla, çok güçlü bir hacim yok dikkat edersen şurada. Bu nedenle hacimsiz gitmesi demek daha az, alışta daha hızlı yükseliyor borsa. Bu anlama geliyor. Hacmin artması, yani günlük bazda 800-900 milyon notun geçilmesi zirveye yaklaştığımızın habercisi olacak. Benim tahminim eğer 85 bin, 86 bine gelirse buralardan aşağı dönecektir. Şu an 83.500'deyiz. Sadece 2000 puan var. 2000 puan için buradan yeni alım yapılmaz. Ve yeniden giriş önermiyorum çok fazla. Daha önce 77 bin, 76 bin civarında alım önerdiğimizde alan varsa, yani İMKB ile yakın hareket eden kağıtlar için söylüyorum, o zaman 83.500, 85.000 aralığında bir miktar nakde geçip geri çekilmeyi bekleyebilirler. Geri çekilme de en fazla 80.000'e kadar olur. 80.000'in altını beklemiyorum. Yani 80.000'in altına gerilerse o zaman başka bir hikaye olur. Şu an piyasa banka rekabet kurulunun kararını satın almıştı. Şu andan itibaren de dışarıdan gelecek sermaye akımlarının kararını alacak. Çünkü risk iştahı dünyada artıyor ve dışarıda bayağı bir ekonomik ivmelenme var. Yani Çin sanki kötü gibi gözükse de orada da bir ivmelenme var. Japonya'nın bastığı para, Japonya son çeyrekte büyüdü. Burada ciddi bir hareket var. Aynı zamanda Amerika benzer şekilde büyümeye devam ediyor. 239 bin istihdam yaratıldı son ayda. Bu çok önemliydi. Peki hocam, Abdullah Aktürk de diyor ki altında beklentiler bitti, yönünün yukarı olma olasılığı var mı yoksa hala aşağı mı gider? Altınla ilgili olarak analizimi aynen koruyorum. Yani altında bu noktada, yani 1550 seviyesi bir destek. Eğer grafiği verirsek şurada gözüküyor. Yatay gidiyor. Yalnız şunu da belirteyim. Cuma günü istihdam verisi çok çok güçlü geldi. Bu veri gelince borsa bir miktar yükseldi ama şeyde Amerika'da. Arkasından şöyle bir durum oldu. Altında düşüş beklerdim, öyle bir durumda düşmedi. Bu desteğin güçlendiğini gösteriyor. Kısa vadede altının yeniden 1575-80'den 1625'e doğru gideceğini düşünüyorum. Daha fazla aşağı hareket beklemiyorum kısa vadede. Ama önümüzdeki 2-3 aylık vadede de bu kanal arasında, yani 1525 ile 1625 arasında dalgalanma bekliyorum. Şimdi hocam bir soru da bu haftaya ilişkin. İspanya halkı sokaklarda, Japonya'da sıkıntılar başladı gibi. Bir de Güney Kıbrıs meselesi var. Çok baskı yapılırsa Euro'dan çıkarız diyorlar. Yunanistan gibi olmaya sizce aday mı? Piyasalar bu stresi ne zaman konuşmaya başlar? Bu hafta en önemli gündem maddemiz ne olacak size göre? Valla şöyle, bu hafta bence en önemli gündem maddesi bir kere şey olacak. Yani bu Amerika'dan gelen veriler, sonra Almanya'da açıklandı bugün gerçi dış ticaret endeksleri. Ve yarın özellikle de küçük işletmeler iyimserlik endeksi var Amerika'da. Bu arada dış ticaret dengesi açıklanacak İngiltere'de vesaire. Bu haberler önemli olacak. Aylık bütçe dengesi bence salı gününün en önemli haberi. Amerika'da açıklanacak aylık bütçe dengesi. Bu haftaya bakarken genel olarak biz şöyle ekonomik verilere bence yoğunlaşacak piyasalar. Bizde sanayi üretim verileri açıklandı. Evet. Orada bir olumlu seyir var. Yeniden bir miktar toparlanma görüldü. Ama 2012 büyümesine ilişkin önemli bir sinyal vermedi. Şimdi şuna katılıyorum. Yani İspanya'da işsizlik yüksek. Reel ekonomiler hakikaten Avrupa'da toparlanmıyor bir türlü ama Amerika bayağı son gaz gitmeye başladı. Yani Amerika'da ılımlı büyüme değil, hafif ivmelenme var ve konut sektörü bayağı ciddi toparlıyor. Konut sektörünün toparlaması
insanlara ciddi güven veriyor. İlk defa Amerika'da krediler artmaya başladı. Yani insanlar yeniden borçlanmaya başladılar. Bu gerçek anlamda 2013'ün ilk yarısını, Haziran'a kadar olan dönemini çok coşkulu yapabilir tüm dünyada. Yani ben kesinlikle çok iyimserim. Endeksinde 90 bin civarına kadar, daha onu 77 bin, 78 bin de belirttim. Burada bir ivme kazanacağız ve 86'yı da geçeceğiz diye düşünüyorum. Ama bu önümüzdeki 3-4 aylık süre içerisinde 90 bin civarına kadar gideceğini düşünüyorum. Hani çok ani, çok olumsuz bir gelişme olmadığı sürece. Özellikle Merkez Bankası'nın kararı bu ayki önemli olacak. Merkez Bankası'ndan ben faiz indirimi beklemiyorum artık ama şey bekliyorum. Yani munzam karşılık artışı bekliyorum. Evet. Dışarıdan da bence para gelecek. Onun için bu rezerv opsiyon mekanizmasını da arttırabilirler. Tüm bunların hepsini bir araya getirdiğimde şu an bizim piyasalar için risk olarak Merkez Bankası'nın sıkılaştırıcı tedbirleri, yani kredi büyümesinin sıkılaştırıcı tedbirleri. Ama biliyorsun Sanayi ve Teknoloji Bakanı da şey açıkladı, %7 büyümemiz lazım falan dedi. O da biraz Merkez Bankası'nın politikalarına şey yaptı. Şimdi ben bir tahvil grafiğini vereyim. Faizler tarihi dip seviyelerde, yani 5.60'a kadar geriledi ve 5.79 seviyesinde. Faizler bu kadar gerilemişken yeni bir faiz indirimi beklemiyorum ve burada faizi de Merkez Bankası arttırmayacaktır. Aynı zamanda dolarda bir hareket var. Biliyorsun yukarı yönlü bir hareket vardı. Bu 1.75'ten başlayan bir hareketti ki 1.76, 1.75'in altındaki seviyelerden alım yapılabileceğini belirtmiştik. 1.81'e kadar geldi. Dolar endeksi dünyada yükseliyor. O nedenle dolar geçen haftanın son iki gününde de yükseldi. Fakat ben yine 1.81-1.50'yi geçebileceğini zannetmiyorum. Dolarla ilgili en güçlü dirençlerden biri de 1.80-60-70 civarında. Dolayısıyla dolarda tekrar bir geri çekilme bekliyorum. Buralardan çok fazla dolar pozisyonunu ben önermiyorum. Çünkü dışarıdan bayağı bir dolar gelecek gibi. Yani dışarıda risk iştahı ciddi biçimde artıyor. Bu da bizim piyasaları da doların tekrar aşağı gitmesine sebep olabilir. DXY endeksi bu doların dünyadaki talebi, dikkat edersen, sürekli olarak yükseliyor. Dolardaki bu yükseliş nedeniyle bizde de bir miktar dolar yükseliyor. Ve 1.78 bir önemli destek bizim için artık. Bu dolar endeksinin ama yükselebileceği fazla sınır kalmadı. 83.5'a kadar gelebilir. Evet. Daha fazla yukarı gitmesi. Peki Euro'da durum ne hocam? Euro dolar paritesinde manzara nasıl? Euro'da şöyle, Euro zaten düştüğü anda özellikle dolar endeksi yükseliyor. Evet. Euro burada 1.30 seviyesini destek yapıyordu ama şu an görünen o ki artık 1.29-1.50 civarı destek. Euro burada yatay gidiyor. Ve IMF'den de Euro bölgesine bir uyarı geldi. O da şu. IMF diyor ki faiz indirimini düşünmeli diyor. Şu an enflasyon da aşağı gidiyor Avrupa bölgesinde. Evet. Dolayısıyla reel ekonomide de büyüme sorunları var. Ve ben tahmin ediyorum birkaç ay içerisinde Avrupa Merkez Bankası faiz indirecek. O da mecburen indirmek zorunda kalacak. Ve belki bu beklentiyi satın alıyor Euro ama evet. Burada Euro dolar paritesi bence artık 29.50'nin altına fazla inmez. Bundan sonra 1.32-1.50'ye kadar önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yukarı yönlü gitmek isteyecektir. Teknik olarak da çok uygun geliyor. Yani teknik göstergeler de bunu destekliyor. Şu an talep konsantrasyon eğrisi aşırı satım bölgesinde, yani fazla düştü anlamına geliyor. Buralardan bir tepki başladığında özellikle 1.31 seviyesi yukarı kırılırsa hemen long pozisyon açılabilir. Peki hocam, bu arada New York Times'ta Paul Krugman şunu yazmış. Son 1-2 dakikamız, hemen onu ileteyim. Piyasa felaket tellallarının hiçbir şey bilmediğini gösterdi demiş. Biliyorsunuz Nobel ödüllü ekonomist yazısında bu son manzaraya dikkat çekmiş. Wall Street'teki reformlar ya da sigortasızları destekleyen hükümet harcamalarının hisseleri dibe vurduracağını öne sürüyorlardı. Bu karamsar tahminden hiçbir doğru çıkmadı. Felaket tellallarının hiçbir şey bilmediğini gördük demiş. Paul Krugman'ın onu açıklamalarını okudum. Genellikle şeye o vurgu yapıyor. Yani
Nouriel Roubini'ye vurgu yapıyor. Gönderme mi yapıyor? Evet, Roubini çünkü açıkladı 2013'te evet. Tekrar çok kötü olabilir, hazırlıklı olun falan filan dedi ama ben hiç zannetmiyorum. Evet, Roubini'nin dediği noktalar doğru fakat piyasaların onu görmediğini varsaymak çok safça olur. Yani zaten piyasa biliyor o noktaları. Evet. Bu anlamda Amerika'daki özellikle bu hani sosyal güvenlik harcamalarında kısıntıya gidilmesi olayı var ya, piyasa bunu takmıyor. Yani bu çok önemli. Evet. Hani mali uçurumu da takmamıştı. Peki hocam, şimdi bu arada bana ben hak veriyorum yani. Bankalarla ilgili hala mesajlar gelmeye devam ediyor. Onu bir kez daha hatırlatalım. Yarın bugünün gündeminde saat 10'da konuklarımızla bu konu üzerinde duralım diye bir İnşallah var. İbrahim Öztürk'ün vakti varsa çağıracağım. Uygun olurlarsa yarın yapmaya çalışacağız. Bu mesajları da yarın yine tekrar gündeme getireceğiz, okuyacağız. Çok teşekkür ediyorum hocam. Yarın sabah yine beraber olacağız. Ediyorum. Paranın rotasını noktalıyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Koz Altın paranın rotasını sundu.